Herkese iyi akşamlar. Özellikle Galatasaraylılar için müthiş bir akşam. En başta şöyle bir bayrağı göstermek istedim. Böyle bir giriş olsun dedim. Şampiyonluk için böyle bir şey yapalım dedim. Eldeki imkanlar falan şimdilik bunu el verdi. Arzu eder ki ileride belki daha güzel şeyler yaparız. 23. şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Çok güzel bir maçtı. Özellikle ilk yarısı böyle. Biraz şampiyonluk maçı gibiydi ilk yarısı. Hani biraz stres yüksek. Hani iki tarafta etkili pozisyonları var. Zorlu bir maç. Ankaragücü her ne kadar sıralamada pek iyi şey olmasa da istatistik olarak belli başlı şeylerde ve genel olarak bu sezonun maçlarında şeylerde iyi bir performans göstermiş bir takım. İyi de oyuncuları var. İlk yarıda çok da tehlikeli oldular. İkinci yarı ama hiçbir pozisyon neredeyse vermedik. Birkaç tane falan. Onlar da hem savunma hem de Muslera sağ olsun gayet iyi engelledi. Hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim bana konuşmak. Ne söylesem. Bayraktayım hala. Bir maçı böyle aslında çok anlatmaya gerek yok. Sadece oyuncu performanslarından gideceğim. Bir sezonun genel özeti hakkında da bir video yapmayı düşünüyorum. Maç için ne söyleyebilirim? Muslera böyle kadrodan başlayayım. Hani kadro geçen haftakilerle aynıydı. Kalede Muslera o son haftalarda göster bir eleştiri küçük ufak bir eleştiriler falan vardı. Onları yine boşa çıkarmayı başardı. Bu hafta gerçekten bu maç ilk yarıda, ikinci yarıda birkaç pozisyonda, ilk yarıda birkaç pozisyonda çok iyi kurtarışlar yaptı. Özellikle maç 1-0 iken bir tane pozisyonu kurtardı. Çok iyi bir şekilde soluna yattı. Onun dışında birbirinden bir kafa vuruşu vardı. İkinci yarıda birkaç pozisyon vardı. Ali Sol'un vuruşu diye hatırlıyorum. Bu maç gerçekten Muslera o şeyi kurtarışlarını şey özletti. Onu da bir göstermiş. Özletmişti. Onu da sağ olsun bize hatırlattı o kurtarışlarını. Onun dışında Sasha Boy ki bence bu maç Raşitsa ve Sasha Boy bu maçın en iyilerindendi bence. Zaten birçok atak sağdan geldi. Hani Kerem maça birçok asistiyle damga vurdu. 2 ya da 3 asisti var. Ama ben maçı genel olarak bir şeye bakarsam takım oyunu şeyine en yardımcı olan sağ kanattı bence. Sasha Boy, Mertens kimi zaman oraya geldi. Oliveira geldi. Raşitsa o tarafı çok iyi kullandık. Sol tarafta biraz hani savunma anlamında ilk yarıda çok şeydik. Sıkıntı yaşadık. Kazımcan hem genç ve karşısında Milson'du galiba. Teknik bir isim var. Kerem de çok desteğe gelmeyince orada Ankaragücü çok etkili oldu. Ama ikinci yarı böyle bir şey çok yaşanmadı. İyi bir defans yaptı. Kerem desteğe geldi. İyi bir takım savunması. Özellikle rakibi kendi yarı sahasında güzel karşıladık. İyi bir baskı oyunuyla oyun kurdurtmadık. Ondan sonra oyun üstünlüğü ikinci yarı ele aldık. Onun dışında oyuncu performanslarına da devam edeyim. Nelson ve Abdülkerim bu maçta çok iyilerdi bence. Üstlerine yani üzerine koyarak devam ediyorlar performanslarını. Kazımcan biraz aksadı hani ama o da şey dediğim gibi ilk yarı Kerem çok biraz desteğe gelmedi. Ondan dolayı olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıda birkaç böyle hani takım böyle bir göze batacak biri varsa hani böyle hafif biraz hani Kazımcan dersiniz. O kadar dereceydi ama kötü çok kötü bir performans değildi. Kötü de değildi aslında bence. O vasatın biraz üstünde de olduğunu düşünüyorum. Hırsı ve azmi kendini göstermeyi seviyor. Bu güzel bir şey. Hırsı ve azmi bildiğimiz gibi önceki maçlarda da gördüğümüz gibiydi. Onun dışında orta sahada Torreira her zamanki gibi artık anlatmaya gerek yok. Oliveira ilk yarı biraz o da kötüydü. Hani şey ilk yediğimiz golle tamamen ben onun hatası olduğunu düşünüyorum. Çünkü adamını tamamen bıraktı. Taylan'a da pasıyla sağ olsun Taylan bu sene ilk maç bize bir gol. İkinci maçta da bir asisti var. Sağ olsun. Ama bir tane hediye ediyordu Icardi'ye. Icardi değerlendiremedi. Çok daraldıydı. Oliveira o yüzden ilk yarı biraz göze çarptı. Hani basit pas hataları yaptı. Ama ona rağmen oyunun yönünü değiştirmede bu sene gerçekten çok iyiydi. Atakları yönlendirmedi. Attığı basit bir pas bile hani doğru bir şekilde attığı için atağı öldürmüyor. Ne bileyim hızlı çıkmamızı sağlıyor. Böyle avantajları var. Ama göze batıyor mu? Evet.
Zaten bu sene bir transfer olacaksa eğer Şampiyonlar Ligi için falan kesinlikle bir 8 numaraya bir oyuncu lazım. Hatta iki oyuncu olduğu düşünülüyor. İki tane dünya starı getirilmeyi düşünüyor. Hem oyunun ileri yönünde böyle bir pasör, oyunu yönlendirecek bir isim. Hem de defansif yönünde biraz yapacak bir isim. Oliveira'nın defansif yönü biraz zaafı var bayağı bir. Birkaç maçta gördük. O yüzden oraya bir transfer bekliyoruz düşünüyorum. Mertens son haftalarda biraz toplu oyunda bahsetmiştik. Toplu oyunda çok yoktu. Topsuz oyunda ben çok beğendiğim bir oyuncu ama toplu oyunda biraz hani pas hataları olsun. Pek pozisyona çok şey giremiyordu. Böyle pozisyon bir hani pozisyon yaratıcılığında o ilk zamanlardaki gibi hani biz yakaladığımız serideki gibi bir performansı yok. Ama olsun o da yaşlandı olduğunu düşünüyorum. Hani sezon sonu geldi. Biraz bir yorgunluk, bitkinlik olabilir diye düşünüyorum. Biraz form düşüklüğü olabilir. Normal karşılayabilirim. Hem arada vermiştik zaten diye. Onun dışında söyleyebileceğim Rashica bu maç dediğim gibi çok beğendiğim Boa ile beraber. Defansif yardımı ve hücuma da desteği. Kerem bu maç şükür sonunda hani önceki videolarda bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Bazen Icardi'ye pas atmak için fazla şey yapıyor. Hatta bu maçta da bir pozisyonda karşı karşıyaydı. Icardi'ye vermeye çalıştı. Söyleyebileceğim ya. Bu maç ama gerçekten iyiydi. Birçok asisti çok güzel paslar var. Özellikle Barış'a attığı pas. Icardi'ye açtığı orta. Dördüncü golü de sanırım ortaya yapmıştı kornerde. Onun dışında gerçekten güzel bir performans koydu. Hani çalışkan. Defansa yardımı pek yok ama o genel özel. Yani bu maç özelliğinde değil. Pek gelmeyi seven biri değil ama elinden geldiğince gelmeye çalışıyor bence. Onun dışında söyleyeyim. Icardi zaten abi bu sezonun özeti. Ben bir de senenin başında diyordum ki hani Seferovic ve Gomis var. Icardi pek gerek yok diyordum. Gelmesini pek istemiyordum açıkça söyleyeyim. Sezonun başında video atmıyordum ama sezonun başında düşüncem buydu. Gelmesini pek istemiyordum. Boşa para olduğunu düşünüyordum. Hem maaşını duyunca iyi tamam gelsin dedim demiştim ama bu adam lafı ağzıma tıktı yani gerçekten. Böyle bir pişman hani pişman etmedi de yani. Bana bir tag life yaptı diye. Ben şimdi biraz da biraz argo efek girip müthiş bir performans sergiledi. İki güzel gol. Onun dışında Barış Alper hani yedeklerden çok bahsetmeyi düşünmüyordum ama Barış Alper o maç gerçekten hani maçın bitimine 3 dakika falan kalmış. Berkan top sağ tarafta topla. Barış koşu yapıyor. Aradan Berkan pas atabilir ama atmıyor. Topu içe doğru çekiyor. Barış orada gördüm. Barış bir çıldırıyor. Niye atmıyorsun diye. Hani şampiyon olacaksın. Bir maç kalmış. Kazansan yetiyor. 4-1 öndesin ve maçın bitiminde 2-3 dakika var. Yani her daim bu hırsı var. Hani yedek girmiş, hazırlık maçı olsun falan hiç fark etmiyor. Bu hırsı var. O özelliği çok güzel. Ve bu maç biraz hani attığı paslar falan normalde Barış'tan çok böyle paslar görmüyorduk ama birkaç kere böyle ara paslar, derin paslar gördüm. Bir de 10 numara oynadı, kanat oynamadı. Ben Rashica'yı ortaya çeker, Barış'ı kenara alır diyordum ama öyle yapmadı. 10 numaraya koydu. Ki bence güzel de bir oyun oynadı. Hani bu sene Zaniolo'dan fazla katkı yaptı diyebilirim. Hani Zaniolo'dan daha iyi değil. Yani Zaniolo'dan fazla katkı yaptı. Ama Zaniolo sadece ikinci yarısı vardı. Ve sakatlık atlatmıştı. Barış sezonun başından beri vardı. O yüzden öyle çok bir şey Zaniolo'yu kötülemek gibi bir şeyim yok. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun. İnşallah seneye 24. Onun peşindeyiz. Biz Galatasaray taraftar olarak biraz doyumsuzuzdur. Doymayız. Her sene şampiyonluk. Hatta asıl hedef Şampiyonlar Ligi. İnşallah orada da özlediğimiz başarıları bir yeniden görmek istiyoruz. Hani ben çocuktum 2012-2013 sezonunda. Sneijder, Drogba. Onları pek canlı izleyememiştim. Sadece derbilerde böyle bir abi tanıdığımız vardı. Ona gidiyorduk. Orada izliyorduk. Sadece onu da izliyordum. Sadece böyle büyük maçları izleyebiliyorduk. Böyle bütün sezonun genelini izleyemiyordum. Canlı canlı çok izleyememiştim onları. He, Fener'e attığı iki tane bir sağ bir sol golü hatırlıyorum tabii ki ama.
Şampiyonlar Ligi'nde de Real Madrid'i 3-2 yendiğimiz maçı televizyonda yayınlanmıştı. Orada izlemiştim. İnşallah yine böyle güzel anıları yaşarız seneye. Öyle umut ediyorum. Şu üniversite sınavından sonra birkaç böyle yeni içerikle gelmeyi düşünüyorum. Hani gelecek sezon için birkaç düşünceler, hani bu sezonun bir özeti, hani oyuncu performansı üzerinde, teknik ekip performansı üzerinde bir video yapmayı düşünüyorum. Onun dışında böyle bir transferler hakkında bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakacağız. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Kutlamalara bırakıyorum. Artık insanlar kutlasın. Yine uzun oldu video. 12 dakika oldu. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.